Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece yarısı 0:54'te 2 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Güneş artık ekinoksla beraber, sonbahar ekinoksu ile beraber 23 Eylül'den itibaren terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Terazilerin dönemi başlıyor. Ben de bir teraziyim biliyorsunuz. Bakalım bu yeni ay hangi olasılıkları hayatımıza getirecek? Şimdi detaylara göz atalım. Türkiye'ye göre yükselende Yengeç Burcu var. 20 derece Yengeç Burcu yükseliyor. MC noktasında Koç Burcu var. Genel olarak ana akslarda öncü burçların yerleştiğini görüyoruz. Terazi de öncü bir burç. Tam karşısında Koç Burcu'nda Jüpiter var ve Jüpiter MC ile de birleşmiş durumda. Oldukça bu yeni ayda söz sahibi güçlü bir Jüpiter karşımıza çıkıyor. Öncelikle terazi hava elementidir. Hava elementi burçlar daha sosyal, insancıl, zihinsel konular, kültürel konularla alakalıdır. Toplumsal konularla alakalıdır. Bu yeni ay sırasında Mars ikizlerde, Satürn kova burcunda hava elementindeki güçlü etki de göze çarpıyor. Mars-Satürn arasında da bir üçgen açı oluşmuş durumda. İnsanı ilgilendiren özellikle sosyal yapılarda, toplumsal konularda, evrensel konularda bu yeni ayın önemli bazı gündemleri olabilir. Evet, terazi öncü bir burç. Dolayısıyla öncü burçlar başlatıcıdır. Liderlik özellikleri vardır. MC noktasında yerleşen Koç burcundaki Jüpiter de bu liderlik özelliğini, yönetme, başlatma, öncülük etme özelliğini daha da fazla vurguluyor. Jüpiter benefik bir gezegen, sosyal bir gezegen, iyicil etkileri olduğunu biliyoruz. Jüpiter'in değdiği noktalar, temas ettiği alanlar daha fazla hayatımıza olanakları arttırır, büyütücü bir etkidir, bereketlidir, şans ve fırsatlar getirir. Koç burcundaki Jüpiter'in özellikle bireysel isteklerimizde, girişimlerimizde bize daha fazla cesaret vermesini, daha fazla motive etmesini, öncülük niteliklerini öne çıkarmasını, liderlik ve yöneticilik özelliklerini ön plana çıkarmasını bekleyebiliriz. Bu yeni ay öncü burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Evet, teraziler başta olmak üzere lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarındaysanız bu burçların özellikle ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa, yükselen burçlarınız bu derecelerdeyse bu yeni ay sizin için özellikle önemli olacaktır. Terazi ilişkileri temsil eden bir burç. Her türlü ilişki dinamiği, kişisel, bireysel, toplumsal ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, siyasi yapılar, özellikle politika ve diplomasi ile ilgili konular, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar. Bunun yanı sıra terazi Venüs yönetiminde olduğu için yaşamımızdaki güzellik, estetik, sanat, rahat ve konfora yönelik her alanda da söz sahibidir. Buralardaki beklentilerimizin de biraz daha bu yeni ayda öne çıkmasını bekleyebiliriz. Kişisel ve toplumsal alanlarda ilişkilerimiz daha fazla Jüpiter'in büyütücü etkisiyle mercek altında olacak. Buralardaki beklentilerimiz de artabilir. Çünkü Jüpiter büyütüyor. Karşımızdaki kişilerden daha fazla beklentilerimiz olabilir. Ya da karşımızdaki kişilerin, eşimizin, partnerimizin bir şekilde bizden beklentileri fazla olabilir. Bazen gözümüzde büyütebiliriz karşımızdaki kişileri. Eşimizi, ortağımızı veya bu karşımızdaki kişiler açık düşmanlarımız, rakiplerimiz de olabilir. Çünkü terazinin içerisinde ben-sen kavramı vardır ve bu karşımızdaki rakipleri de anlatır. Onların da bir şekilde gözümüzde büyümesi ya da belki çok fazla talepkar davranışları, daha cüretkar davranışları da söz konusu olabilir. Yükselende yengeç olması ve yeni ayın haritanın 4. evinde olması özel yaşamımız, ev, yuva, aile gibi konulara da dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu yeni ay birçoklarımız için aslında evlilik, evlenme, yuva kurma, aile olma, belki ev alma gibi biraz da hayatımızın genel yapılarında düzen kurma konusunda da daha fazla teşvik edici olabilir. Ev, aile, yuva ve kariyerle ilgili konularda da zaman zaman bazı çatışmalar yaşamamız mümkün. Jüpiter MC noktasında olduğu için geleceğe dair hedeflerimizi büyütüyor aslında. Olasılıkları ve fırsatları da büyütüyor. Aslında bu yeni ay yaptığımız girişimler, attığımız adımlar Jüpiter'in büyütücü etkisiyle beklentiler, beklediğimizden daha fazla fırsat da karşımıza çıkarabilir. Bir yandan da biraz belki olaylara at gözlükleriyle de bakabiliriz. Yani daha gerçekçi bakmakta fayda var. Jüpiter'in bu iki yönlü tarafını da iyi değerlendirmek gerekiyor. Yeni ayın terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs ve yeni ay sırasında Başak burcunda
görünüyor. Başak düzen burcudur. Venüs Başak burcunda çok da aslında böyle duygusal, romantik değil. Daha çok hayatımızın gereklilikleri, genel yaşamımızın düzeniyle ilgilidir. Bunlar işimiz, mesleğimiz, çalışma koşullarımız, hayatımızın konforu, genel sağlığımız, beslenmemiz ve bunun için gerekli olan kavramlar Başak Burcu ile ilgilidir ve Venüs Başak Burcu'nda aslında hayatımızı ya da ilişkilerimizi bir şekilde mükemmelleştirmek ister. Merkür de gerileme pozisyonda, o da Başak Burcu'nda. Aslında Venüs ile Merkür Başak Burcu'nda birleşmiş pozisyondalar. Bu isteklerimiz, arzularımız ve düşüncelerimizin belki biraz daha birçok şeyi kritik etmemizi, detayları incelememizi, bu arada tabii ki bazı sorunları, eksikleri de fark edebiliriz. Bu eksikleri toparlayabiliriz, tamamlayabiliriz. Göremediğimiz birçok detayı bu yeni ay bize gösterebilir. Eğer ilişkimizde bir sorun yaşıyorsak, bu sorunun kaynaklarını görebiliriz. Ya da bir işbirliği içerisinde o işbirliğini ya da kariyer hedeflerimizi hayata geçirirken gerekliliği olan konulara bir bakarız. Yani burada hazırlanması gereken, yapılması gereken işler var. Görmediğimiz bazı detaylar var. Ya da yanlış yaptığımız, eksik belki bir eğitimdir bu, belki bir bilgidir. Bir işle, bir çalışma ortamına girmek istiyoruz, işimizi kurmak istiyoruz, hedeflerimiz var ama bununla ilgili bazı eksiklerimiz var. Belki bir eğitimle bunu tamamlamamız gerekecek. Gerekli hazırlıkları yapacağız. Gereken şartları oluşturmaya çalışacağız. Yani içinde bulunduğumuz durumları mükemmelleştirmek isteyeceğiz. İşte Venüs ve Merkür'ün Başak Burcu'ndaki pozisyonu, Merkür Başak Burcu'nun yöneticisi olduğu için retro olsa bile çok güçlü aslında. Yani burada çok daha hayatımızda gerçekten birçok işi toparlamamız, mükemmelleştirmemiz, eksikleri görüp fark etmemiz için bize gerekli olanakları sunabilir. Üstelik Plüton'un, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un Venüs ve Merkür'le güzel bir üçgen açısı var. Bu gereken gücü, desteği, gerekli kişilerden bulabileceğimizi de işaret ediyor ve sonuçta elle tutulur daha somut bazı sonuçlar alabiliriz burada. Hedeflerimize ulaşabiliriz. Planlı, detaylı, hırslı, kararlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bunun için olanakları bize sunuyor aslında bu yeni ay. Mars'la Satürn arasında güzel bir üçgen açı var ki ikisi de, biri ikizlerde, biri kovada. Bunlar daha insancıl, daha sosyal burçlar. Mars ikizlerde bilgi trafiğini, haber akışını çok arttırıyor. Oldukça günlük yaşamımızdaki gündemlerimiz hızlı değişebilir. Bu yeni ay ile beraber çok sayıda haberin ortaya çıkması, bilgi trafiğinin artması mümkün. Aynı zamanda teknoloji, bilim, eğitim, akademik konular, buralarda da kişisel veya toplumsal alanlarda daha uzun vadeli düzenlemelerin olma olasılığı da yüksek görünüyor. Çünkü Jüpiter MC'de yerleşerek, Jüpiter yabancılar demek, uluslararası konular demek, akademik konular, hukuksal konular, daha çok toplum ve evrensel konularla alakalıdır. Tüm buralarda Mars, Jüpiter'in yerleştiği Koç burcunun da yöneticisi olarak ikizlerde ve Satürn'le de güzel bir üçgen açı içerisinde daha çok geniş planlı bir çerçeveden hayata bakabileceğimizi, hedeflerimizi büyütebileceğimizi ve gerekli planları da burada akılcı ve rasyonel bir şekilde yapabileceğimizi işaret ediyor. Terazi burcu yeni ayı ülkemizin horoskopunda 4. evimizi etkiliyor olacak. Çünkü bu yeni ay haritası ülkemizin astrolojik haritasıyla çok eş zamanlı olarak benzerlikler gösteriyor. Yükselen burcu Yengeç, ülkemizin de yükselen burcu Yengeç. Yeni ay 4. evimizde doğacak. 4. ev halkın güvenliği, sahip olduğu toprakları, halkın genel olarak huzuruyla alakalıdır ve aynı zamanda 10. evin karşısı olduğu için yönetimin karşısı, yani muhalefeti de gösterir. Jüpiter'in Koç burcundaki vurgusu özellikle yöneticilik ve liderlikle ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu yeni ay ülkemiz içerisinde siyasi alanda, diplomatik alanda bazı gündemleri hızlandıracak gibi görünüyor. Muhalefet alanında bazı liderler göz önüne gelebilir. Önümüzdeki seçimlere yönelik de bazı hızlı gelişmeler, süreçler söz konusu olabilir. Evet, kişisel olarak Terazi burcu hangi evimizdeyse bu ev alanında bazı yenilikler bekleyebiliriz. Her yıl Terazi burcunda, her burçta aslında bir yeni ay olur, bir de dolunay olur. Teraziler için öncelikle önemli bir yeni ay. Benim gibi Terazi burcu olanlar için
bu dönem zaten doğum günlerinin de olduğu bir dönem olduğu için bu yeni bir yılı, bir yıllık döngüyü de etkiliyor aslında. Özellikle yeni ay dönemine, yani ayın 26'sına yakın doğmuş olan, 23 Eylül ile 30 Eylül arası doğmuş olan teraziler için bu yeni ay biraz daha öncelikli. Bunun yanı sıra doğum haritalarınızda terazi burcu ve onun karşısındaki koç burcu hangi ev alanlarınızdaysa bu alanlarda bu yeni ay önemli etkiler getirebilir. Yenilikler, başlangıçlar ortaya çıkarabilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre terazi yeni ayı size neler getirebilir? Kısa kısa bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, terazi yeni ayı karşıt burcunuzda 7. evinizde meydana gelecek. Burcunuzdaki Jüpiter'le de çok güçlü bir teması var bu yeni ayın. Hedeflerinizi büyütüyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda, girişimlerinizde daha cesur, daha kararlı davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. İlişkilerinizle de ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Evliyseniz eş partner konularınız daha fazla mercek altında olabilir. Bununla birlikte işbirlikleri, ortaklıklar ya da herhangi bir konuda rekabet içerisinde olduğunuz, karşınızdaki kişilerle ilgili konularda belki Jüpiter'in etkisiyle bu rekabet konusunda daha cesur adımlar atabilirsiniz bu yeni ayın desteğiyle beraber. Venüs'ün ve Merkür'ün 5. evinizde olması günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, yaşam şekliniz, sağlığınızla ilgili konularda daha detaycı, daha planlı olabileceğinizi de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü etkileri olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, terazi burcu yeni ayı 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay aslında günlük hayatınızın detaylarına, alışkanlıklarınıza, çalışma şeklinize, genel olarak rutinlerinize dikkat çekiyor. Burada sağlığınızla biraz daha ilgilenmeniz gereken bir dönem olabilir. İyileşmeler için, şifa arayışları için olabilir. Yaşam kalitenizi arttırmak için yaşadığınız mekanlarda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili bir adım atabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili belki hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Burada bilinçaltınızda özellikle Jüpiter'in geçişi yaratıcılığınızı çok arttırıyor. Venüs ve Merkür'ün Başak Burcu'ndaki pozisyonu yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, belki bir hobinizi değerlendirip iş haline getirebileceğiniz bir süreci de işaret ediyor. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler çok destekleyici olabilir. Veya çocuklarla ilgili alanlarda da hayatınızda daha keyifli, destekleyici gelişmeler olabilir bu dönemde. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi yeni ayı 5. evinizde doğacak. Sizin için aslında romantik ve sosyal bir yeni ay. Sosyal çevrenizde hızlı gelişmeler olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Gruplar içerisine girebilirsiniz. Bir ekip çalışması olabilir. Bir belki seminer, bir eğitime katılacaksınız veya siz görev alacaksınız. Bu tarz gruplar içerisinde, organizasyonlar içerisinde hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Geleceğe dair yeni projelere başlayabilirsiniz. Çalıştığınız, şu ana kadar emek harcadığınız konularda hedeflerinizi belki daha net ortaya koyacağınız bir dönem. Merkür Başak Burcu'nda gerilediği için gözden geçirilmesi gereken, yapılması gereken bazı hazırlıklarınız olabilir. Hani bunlar biraz belki ev, aile, günlük yaşamınız ya da üzerinde çalıştığınız işlerin düzenlenmesine göre olabilir. Bu hazırlıkları da rahatlıkla bu yeni ayla beraber tamamlayabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, terazi yeni ayı 4. evinizde olacak. Öncü bir yeni ay. Özellikle ev, yuva, aile, genel yaşamınızın düzeni, kariyer beklentilerinizle ilgili önemli bir yeni ay. Evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Belki işle ilgili bir iş birliği içerisindesiniz. Aile işindeyseniz, ki olabilir. Aile işinde belki ailenizle iş birliklerinde veya görev tanımlarında bazı dönüşümler olacak. Biraz daha hedeflerinizi büyütebilirsiniz. İş arıyorsanız bir iş ve mesleğe kavuşabilirsiniz bu yeni aile beraber. Kariyer deyince tabii ki bu bazen hani evlilikler, evlenerek de yaşam düzeninizde, ev alanınızda, yuva alanınızda bir yenilik olabilir. Ama bazı ilişkilerin bitmesiyle de tekrar bir yenilik olabilir. Genç bir yengeçseniz aileden ayrılıp kendinize yeni bir ev açabilirsiniz veya bir ilişkiyi sonlandırıp kendinize yeni bir düzen kurabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu yeni ayın size bireysel tesirleri çok daha güçlü olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi yeni ayı 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay size
önemli bilgi, yani hızlı bir bilgi paylaşımı, hareket getirebilir. Seyahatler kısa, uzun olabilir. Eğitimle ilgili konularda hareketlilik artıyor. İşle de ilgili ticari bazı aktivitelerin olması mümkün. Bir iş görüşmesi veya iş anlaşması, bir sözleşme gündeme gelebilir. Bu dönemde Venüs ve Merkür'ün para evinizde olması para konularını, genel olarak bütçenizle ilgili, mali durumunuzla ilgili detayları gözden geçirdiğinizi, hesaplar yaptığınızı, muhasebe işleriyle ilgilendiğinizi gösteriyor. Bu bir eğitim için bir hesap olabilir, bir iş ve ticari girişimle ilgili olabilir veya bir seyahat planınız var. Bununla ilgili bazı hesaplarınız olabilir. Siz veya belki çocuklarınızın eğitimi, hani işte yurt dışında okuyacaktır, işte başka belki üniversite eğitimi için bir kaynak arayışınız var. Bunun gibi konularda bazı hesapların gündeme geldiği, oldukça bol iletişim trafiğinin, hareketin öne çıktığı bir yeni ay. Yakınlarınızdaki kişilerle de diyaloglar artıyor. Komşularla daha fazla bir arada olmanız, kardeşlerle ilgilenmeniz veya kardeşlerle ilgili gündemlerinde bu önümüzdeki birkaç hafta sizin için oldukça önemli hale gelmesi mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Terazi yeni ayı ikinci evinizde doğacak. Maddi konularda bazı adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar olabilir. Para kazanmak için evet bir iş bağlantısı olabilir. Venüs burcunuzda, aslında maddi bakımdan şanslı burçlardansınız şu anda. Merkür de burcunuzda gerilemekte. Aslında her şeye daha detaylı bakıyorsunuz. Kritik ediyorsunuz. Birçok detay şu anda ön planda, düşünüyorsunuz, hesaplıyorsunuz, tartıyorsunuz. Bu anlamda tabii ki bunu çok verimli bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Eksikleri görebilirsiniz. Burada hatalı hesapları fark edebilirsiniz. Örneğin bir iş girişiminde bulunacaksanız, belki bir alışveriştir, bir yatırımdır. Hani burada detaylara özellikle önem vermeniz gereken bir dönem. 2 Ekim'den sonra Merkür Retrosu artık sona erecek. Gezegeninizin ilerlemesiyle beraber 2 Ekim'den sonra şimdi yapacağınız bu hesapları, kontrolleri daha rahat değerlendirebilir, daha hızlı bir şekilde adımlar atabilirsiniz, daha verimli sonuçlar alabilirsiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, sizin yeni ayınız, evet, özellikle doğum günü 23 Eylül ile 30 Eylül arası olan Terazi burçlarımız, güneşleri bu yeni ayla birebir temasta olduğu için önemli etki alıyorlar. Bu arada tüm Terazi burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Sevgili burçtaşlarım, ben de Terazi'yim. Güneş burcumuzda ilerliyor. Bu yeni ay bizim yeni ayımız. Hayatımıza iyilikler getirir inşallah. Ve yükselen Teraziler sizin için de önemli. Yükselen Teraziler, özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için de çok önemli. Yenilikler getirebilir yaşamınıza. Jüpiter 7. evinizde sevgili Teraziler, şans ve büyüme imkanları aslında ilişkilerden yana bu yeni ayda işbirlikleri, ortaklıklar, ilişkiler, eşinizden, partnerinizden gelebilecek bazı teklifler mümkün görünüyor. Eşinizin hayatında iyileşmeler olabilir. Eğer herhangi bir konuda böyle bir adalet arayışınız varsa, hani bir anlaşmazlık olabilir ya da bir evlilik, ayrılık, boşanma gibi bir mevzunuz vardır. Burada da işte hak arayışlarının, buradaki rekabetle ilgili mücadelelerin biraz öne çıktığı bir dönem. Karşımızdaki kişiler daha cesur, daha atakta davranabilir. Daha temkinli, belki planlı olmamız gerekiyor. Merkür'ün ve Venüs'ün Başak Burcu'nda olması, gezegenimiz Venüs Başak Burcu'nda, bizi de daha temkinli yapabilir. Detaylara önem verebiliriz. Merkür de zihnimizi daha aslında detaylara dikkat etmemizi sağlıyor. İşte daha rasyonel bakmamızı sağlıyor bazı isteklerimize, arzularımıza. Bu ilişkilerimizle ilgili bazı beklentilerimiz varsa veya sorunlarımız varsa bunları çözmek için de bize fırsatlar getirebilir. Sağlık, şifa gibi konularda da Terazi yeni ay önemlidir. Yani kendinizle ilgilenmeniz, bir sağlık problemi, ruhsal, bedensel, zihinsel olabilir. Bunu şifalamak için terapiler gibi, hani alternatif tıptan da yararlanabilirsiniz. Bazı şifa arayışlarınız olabilir. Veya ruhsal anlamda bir yorgunluk hissediyorsunuz, bir tatile çıkabilirsiniz, biraz izole olabilir, dinlenebilirsiniz, güç toplayabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi kendinizle ilgilenmek için de fırsatlar getirebilir. Aslında Venüs Başak'ta güzellik, estetikten ziyade şu ara iyileşmeler, sağlık,
için daha çok fırsat veriyor bize. İşte sağlık sorunlarını giderebilirsiniz. Kilo vermek için bazı burada hesaplar, planlamalar yapabilirsiniz. İyileşmeler için hayatımızı iyileştirmek, yaşam kalitemizi arttırmak, çalışma şartlarımız bile olabilir. Yani buralardaki detayları özellikle düzenlemek için bize önemli imkanlar verebilir bu yeni ay. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi yeni ayı 12. evinizde olacak. Bu yeni ay hayatınızda biraz gizli, geri planda olan konulara dikkat çekiyor. Bilmediğiniz bazı şeyler olabilir. İş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konularda biraz hani yardım aldığınız kişiler olabilir. Evde ya da iş ortamındaki yanınızda çalışan kişiler olabilir. Bunlarla ilgili yenilikler olabilir, düzenlemeler olabilir bu yeni ay ile beraber. Genel sağlığınızla ilgili arayışlarınız var. Bu yeni ay yaşamınızda sağlıkla ilgili iyileşmeler adına da size fırsatlar getirebilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz örneğin. Bu da günlük rutinlerinizi değiştiren bir şeydir. 12. ev yeni ayları aslında hayatımızı iyileştirmek adına bize önemli farkındalıklar da verir. Biraz hayatımızda sadeleşmeler, hani bazı ilişkileri belki hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bazı alışkanlıkları düzenlememiz gerekiyor. Bunları bu yeni ayla beraber fark edebiliriz. Venüs'ün ve Merkür'ün de Başak Burcu'nda olması, 11. evinizde olması, sosyal hayatınızda da detayların öne çıktığını gösterir. Belki beraber çalıştığınız ya da ait olduğunuz bazı arkadaş grupları içerisinde gözden geçirmeniz gereken konular olabilir. Bunları bu yeni ayda fark edebilirsiniz. Hani bir ilişkiye, bir arkadaşlığa devam edip etmeme ya da bir iş projesinde bir işbirliğini yürütüp yürütmeme konusunda önemli farkındalıklar elde edinmeniz mümkün. Yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunları çözmek için, detayları fark etmek, eksikleri tamamlamak için de bu yeni ay size önemli farkındalıklar verebilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi yeni ayı sizin için keyifli bir yeni ay. 11. evinizde doğacak. Jüpiter'in de zaten güzel bir üçgen açısı var. Sosyalleşiyorsunuz, arkadaş ilişkileriniz öne çıkıyor. Biraz daha böyle eğlenebileceğiniz, ortamlara katılabileceğiniz fırsatlar olabilir. Hani bunlar işle ilgili bağlantılı iş grupları, eğitim grupları ve benzeri gruplar da olabilir. Hani eğlenebileceğiniz sosyal arkadaşlarınız da olabilir. Genel itibariyle daha cesur, daha güvenli, gelecekten daha fazla beklenti içerisindesiniz. Venüs'ün ve Merkür'ün de Başak Burcu'nda olması aslında iş kariyer konularınızı da öne çıkarıyor. Burada belki geçmişten tanıdığınız kişilerle bir araya gelmeniz, daha önce çalıştığınız bir yerden haberler gelmesi veya üzerinde çalıştığınız bazı projelerin şimdi değerlendirme fırsatı bulması da mümkün. Örneğin bir süredir çalışıyorsunuz ama şimdi bu yeni ayla beraber o emek verdiğiniz, çalıştığınız proje değer görmeye başlıyor. Belki kazanç getirecek size, bir iş haline gelecek. Hani bunun gibi bazı fırsatlar, Jüpiter fırsatları da karşınıza çıkabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, terazi yeni ayı kariyer evinizde doğacağı için kariyerinizle ilgili yeni açılımlar olabilir. İşle ilgili bazı değişimler olabilir. Örneğin iş tanımınızda bir ilerleme var. Pozisyonunuz değişebilir, yer değişiklikleri olabilir. Atama gibi durumlar olabilir. Bununla bağlantılı evde değiştirebilirsiniz. Bir yerden bir yere taşınabilirsiniz. Yani bunlar biraz kariyeriniz, eviniz, genel yaşamınızın düzeniyle ilgili konularda aslında bu yeni ayın fırsatlar getirdiğini gösteriyor. Jüpiter 4. evinizde yaşadığınız mekanların iyileşmesi, büyümesi, biraz olanaklarınızın artması mümkün. Tabii ki evinizin büyümesi olabilecek ve ailenin büyümesi de olabilir. Birçok oğlak için aslında bu yeni ay evlenmek, yuva kurmak, ebeveyn olmak gibi bazı fırsatlar da getirebilir. Venüs'ten, Merkür'den de güzel bir destek alıyorsunuz bu dönemde. Yurt dışı, uluslararası konular, yabancılarla ilgili konular, akademik konular, hukuksal konular, tüm buralardaki daha uzun vadeli yaptığınız çalışmaların bu dönemde kariyerinize de önemli etkileri olabilir sevgili oğlak. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, terazi yeni ayı sizin için keyifli bir yeni ay. 9. evinizde doğacak. Jüpiter 3. evinizde. 3-9 aksı hareketleniyor. Burası iletişimdir, bilgi trafiğidir. Seyahatler, geziler, akademik konular, yakın çevre ve uzaklarda yaşayan kişiler, akrabalarla ilişkiler. Buralarda hareketlilikler var. Yolculuklar getirebilir bu yeni ay size. Seyahatler getirebilir. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızda çok belirleyici bir dönemdesiniz. Hani bir eğitime başlayabilir, bir okula başlayabilirsiniz. Belki başka bir şehirde, belki yurt dışında
eğitimle ilgili konularınız var. Aslında akademik alanlarda çalışmalar yapabilirsiniz. Üniversite eğitimi, yüksek lisans, doktora ve benzeri alanlarda hedefleriniz varsa bu yeni ay bunlarla ilgili de fırsatlar karşınıza çıkarabilir. İş hayatınızda özellikle iletişimle ilgili konular, medya, işte internet, sosyal medya ya da e-ticaret gibi online sistemler, teknolojiyle ilgili bilişim sektöründeki yapılacak her türlü iletişim, teknolojik çalışmalarda da bu yeni ayın size önemli açılımları, fırsatları olabilir. Kardeşlerle ilgili, yakın çevrenizdeki ilişkilerle ilgili gelişme fırsatlarınız var. Komşu ilişkileriniz de şu dönemde daha faydalı görünüyor, destekleyici görünüyor. Kardeşleriniz de hayatında sizi de sevindirecek mutlu gelişmeler, fırsatlar söz konusu olabilir. Belki bir elektronik cihaz, telefon, otomobil ve benzeri bir satın alma amacınız varsa, evet bu yeni ay bunları da gündeme getirebilir ama Merkür'ün düzelmesine biraz bekleyelim. Çok da bir zaman yok zaten. Yeni aydan birkaç gün sonra, 3 Ekim sonrası artık Merkür düzelmiş olacak. Her türlü alışveriş, özellikle teknolojik alışverişleri bu dönemden sonra yapmakta fayda var. Sevgili Kovalar, tabii ki anlaşmaları, sözleşmeleri, imza atılması gereken konuları da öncesinde planlayabiliriz. Merkür düzeldikten sonra rahatlıkla adım atabiliriz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, terazi yeni ayı sizin 8. evinizde doğacak. Özellikle maddi konular, parasal konular, hisseli paralar, paylaşımlar, borç alacak konuları gibi alanlarda bazı gündemleriniz var. Evet, kazançlarınız Jüpiter'in etkisiyle artabilir bu dönemde ama harcama konusunda da daha cesur, daha talepkarsınız. Bazı kredi beklentileriniz varsa, örneğin, yani bir işbirliği ile ilgili bir gündeminiz var. İşte bu yeni ay daha önceden başvuru yaptığınız bir kredi başvurusu ile ilgili bir sonuç getirebilir. Ya da bir borcun ödenmesi, bir verginin yapılandırılması ile ilgili bir gündeminiz olabilir. İlişki dinamiklerinizde de önemli etkiler var. Çünkü Venüs ve Merkür Başak Burcu'nda, 7. evinizde, özellikle Merkür'ün gerilemesi bazı önemli ilişkilerde, İş birliklerinde, ortaklıklarda, bazı anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili konularda gözden geçirmeler yapabileceğinizi gösteriyor. Bir boşanma davanız var örneğin. Bununla ilgili bir tazminat, bir nafaka gündeminiz var. İlişkiler ve ilişkilerin parasal paylaşımları ile ilgili. Bu yeni ay bu konuları daha fazla hayatınıza taşıyabilir ve önümüzdeki birkaç hafta bunlarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Veya bir iş birliği ile ilgili beklediğiniz bir ödeme var ya da yasal bir süreciniz var, bir tazminat alma gibi ya da bir işte bir borcun ödenmesi gibi, bunlarla da ilgili yine bu yeni ayda gündemleriniz olabilir. Eşinizin parasal kaynakları, eşinizin işi, hani eğer iş arayan bir eşiniz varsa ya da işiyle ilgili beklediği paralar olabilir. Bunlar geçmişten gelen bazı hak edişler de olabilir. Bunları da bu yeni ay döngüsünde bekleyebiliriz. Önemli gelişmeler olabilir. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.